Evet sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz. Paralaks'ın 5. programına bir kez daha beraberiz. Bizi takip ettiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Öğretim üyesi Canan Özcan. Kendisi Doktor Hikmet Kıvılcımlı üzerine yazdığı tezle kendisini tanıyoruz. Özellikle tarih tezi üzerine ve doktorun dine yaklaşımı üzerine. Bu teziyle de çok yakın bir geçmişti. Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından verilen doktora tezi kategorisindeki en iyi tez ödülüne layık bulundu kendisi Canan Özcan. Çok tebrik ediyoruz özellikle bu ödülünüz için. Çok da teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Çok sağ olun. Bir sosyal bilimci olarak, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi çalışan bir sosyal bilimci olarak Doktor Hikmet Kıvılcımlı üzerine çalışmaya nasıl karar verdiniz? Bu, öncelikle ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için, çağırdığınız için. Şimdi her şeyden önce bir akademisyen olarak, işte doktora tezi hazırlaması beklenen bir öğrenci olarak da en çok önem verdiğimiz şeylerden biri tezin orijinal olması, orijinal bir konu olması, çok fazla çalışılmamış olması ve üzerine yeni bir şeyler keşfedilebilecek olması aslında. Dolayısıyla ben de Hikmet Kıvılcımlı'yı tanıyordum ama hani ismen çok derinlemesine bilmiyordum, ne tarih tezine ne din yorumu üzerine, yani din üzerine çalışan böyle bir sosyalist olduğundan haberim olduğunu söylesem yalan olur. Ama araştırdıkça gördüm ki aslında Hikmet Kıvılcımlı bir derya deniz. Yani çok fazla yazmış, çizmiş bir insan ama akademik olarak üzerine ne yazılmış diye baktığımızda çok fazla çalışma göremiyoruz. İşte YÖK'ün tez arşivine baktığımızda bir elin parmağını geçmiyor üzerine yazılmış tezler. Şu anda benim duyduğum, bildiğim tez hazırlığı yapan kişiler var bu arada Kıvılcımlı üzerine. Hani belki bu bir ivme de katmıştır bilmiyorum. Güzel bir şey. Dolayısıyla benim en önemli motivasyonum buydu. Yani burada çalışılmamış bir alan var, çalışılmamış bir isim var ve gerçekten çalışmaya değer bir isim. Çünkü Türkiye Sosyalist Hareket dediğimizde ya da düşünce tarihi dediğimizde sayılı isimlerden biri teorisyen anlamında Hikmet Kıvılcımlı. Üretim yapmış, orijinal bir şeyler ortaya koyabilmiş. Gerçekten de hani saymak istesek şöyle bir ilk aklımıza gelecek isim olabilir belki de. Dolayısıyla benim için ilk motivasyon buydu ama çalışmaya başladıkça ve devam ettikçe doğru yolda olduğumu da anladım. Tabii belki sorunun dışına çıkarak böyle konuşuyorum ama çok da zor da bir iş. Yani büyük bir külliyattan bahsediyoruz, içine dalıyorsunuz ve çıkmak çok zor gerçekten. Ben kendine ait bir terminolojisi var. Kesinlikle, yani evet. Onu öğrenmeniz bile zaten bir yıl falan oluyor belki. Dolayısıyla ben tezimde aslında bunun bir kısmını yapabildim. İleriki zamanlarda üstüne katarak devam etmek lazım. Gerçekten tebrik ediyoruz, yani çok başarılı bir tez ve Kıvılcımlı gibi aslında üzerine çalışılması zor ve biraz da böyle kısmen karanlıkta kalmış. En azından akademi dünyasında bir isim üzerine çalışmak çok iyi altından kalkmışsınız diye düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Tabii Kıvılcımlı'nın aslında ömrü boyunca en çok hayıflandığı şeylerden bir tanesi de. Yani Kıvılcımlı sanki ömrü boyunca çok iyi bir tartışma aramış bir karakter. Yani sol içerisinde sürekli işte polemiklerle insanları bir zihinsel fırtınaya sürüklemeye çalışmış bir kişi. İşte yol etüdünden itibaren cezaevinde o TKP'nin yaşadıkları. Ondan sonra keza aynı şekilde tarih tezi. Ama hiçbir zaman da tam olarak bu aradığı tartışmayı bulamamış. Bundan çok da memnuniyetsiz. Bunu da bir susuş kumkumasına terk edilmek diye de sürekli bundan hayıflanan da bir durumu var. Dolayısıyla bu ve bunun gibi çalışmaların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Kıvılcımlı'ya yaklaşırken bir tezinizde aydın ve entelektüel kavramlarını iki farklı anlamda kullanmışsınız. Bu aslında biraz böyle Gramsci'nin işte geleneksel aydın, organik aydın ayrımına da denk düşüyor gibi gözüküyor. Ve Kıvılcımlı'yı bir entelektüel olarak niteliyorsunuz. Nedir bunun altında yatan gerekçe? Dediğim gibi şimdi ben doktora tezi bağlamında Kıvılcımlı'yı ele aldığım için bunun bir teorik kısmı olması gerekiyor. Ve Kıvılcımlı'yı da aslında bilimsel bir çalışmanın konusu yapan şey nedir? Buna bakmak gerekiyor belki diye düşündüm. Burada aslında entelektüel olarak adlandırılabilir ve entelektüel nedir? Buradan başladım esasında ve neden aydın demiyoruz da entelektüel diyoruz. Benim için bunun bir anlamı var. Orada da literatüre baktığımızda işte aydın daha çok bilgiyi tüketen kişi anlamında aslında. Yani bilgiyi alıyor ve o bildiğini aktarıyor sadece. Ama yeni bir bilgi üretiminden çok fazla bahsetmediğini görüyoruz. Literatürde aydının tanımı geniş olarak bu şekilde yapılıyor.
Entelektüele baktığımızda ise bir bilgi üretimi olduğundan görüyoruz ve entelektüelin bazı özellikleri var. Bunlar kıvılcımıyla denk düşüyor mu, düşmüyor mu? Biraz buna bakmaya çalıştım aslında. İşte entelektüelin mesela hani kıvılcımlığının hayatında çok önemli bir yeri olduğu için parti içinde mesela nasıldı? İşte Türkiye Komünist Partisi'nde çok genç yaşında giriyor, işte çok fazla işte tutuklamalara maruz kalıyor, ömrünün büyük bir kısmını hapiste geçiriyor. Kızıl bir profesör olmaya... Evet, peki parti ile ilişkisi nasıl? Yani TKP ile ilişkisi belli bir noktada kopuyor ve ondan sonra işte eleştirileri başlıyor. Burada mesela Sartre'ın entelektüel tanımında şu var. Entelektüel her zaman diyor şüpheli bir konumda olacak herkes için. Hem örgütlendiği bir komünist partide çünkü her zaman eleştirecek, muhalefette bulunacak ama parti görevi olduğu için de bunu yerine getirecek kendisine verilen işleri. Hı hı. Ama diğer taraftan halkın gözünde de aslında bir komünist olarak şüpheli bir konumu olacak diyor. Şimdi kıvılcımlığa baktığımızda da böyle bir durum görüyoruz hakikaten. Yani parti içinde de muhalif bir şekilde ve sadece hani Türkiye'deki komünistleri ya da işte TKP'nin yöneticilerini eleştirmiyor. Dünya soluna dair de eleştirileri var. Yani aslında Stalinizme'de dair de çok sert eleştirileri olduğunu görüyoruz. Özellikle de o dönem içerisinde baktığımızda. Dolayısıyla entelektüelin böyle bir konumu var. Yani muhalif olması, işte her zaman parti içerisinde de sivrilmesi, bu nedenle de belki biraz görmezden geliniyor. Tabii belki birazdan gireriz ama bence parti içerisindeki konumunda başka etkenler de var. Yani neden TKP kadrolarıyla çok fazla anlaşamıyor ve sürekli işte onları eleştiriyor. Siz burada biraz aslında bir sınıfsal ayrıma da referans vermişsiniz. Kesinlikle sınıfsal ayrıma referans veriyorum. Şöyle ki... Yani Kıvılcım'ın daha alt sınıflardan gelen bir aydın olarak aslında parti entelijansiyası da arasındaki sınıfsal ayrımdan kaynaklı da bir çelişki olduğunu belirtmişsiniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Şöyle yani TKP kadrolarına baktığımızda ya da işte Cumhuriyet'in o ilk dönemlerindeki sol tiplemesine baktığımızda ya da muhalif tiplemesine baktığımızda birazcık daha şey görüyoruz. İşte Osmanlı'nın da aslında iyi ailelerinden gelen işte böyle o Kıvılcımlı'nın da hani poşa çocuğu olarak nitelendirdiği işte Şefik Hüsnü veya Nazım Hikmet sürekli hani böyle bir eleştiri, bence bir sevgi nefret ilişkisi var aralarında esasında. Evet. Sürekli böyle bir o sınıftan gelen insanlar var Türkiye solunda, önemli mevkilere gelmişler, işte yönetici konumundalar. Bir de Kıvılcımlı var işte, yani hem muhacir bir ailenin çocuğu, işte zor koşullarda okuyor, yani annesinin hayatı boyunca mesela arkasında olduğunu biliyoruz. İşte orada bazı hikayeler var, şimdi çok ayrıntıya girmeyeyim ama işte altınlarını satıp okula gönderiyor filan çocuğunu. Evet. Ve Kıvılcım da kendi aslında yine zihinsel başarısı sayesinde okuyabiliyor. İşte bir meslek sahibi oluyor ve psikiyatri mesleğinden hayatını kazanıyor. Şimdi neden entelektüel olarak ele aldım? Mesela bunu da ben bir inceleme konusu yaptım. O dönemdeki işte solculara veya işte daha böyle aydın konumunda olanlara baktığımızda hep devletle bir ilişkileri olduğunu görüyoruz. İşte devlet memuru, bürokrasi içerisinde. Böyle bir tipleme. Kıvılcımlı'ya baktığımızda profesyonel bir mesleği var. Devletle birebir bir ilişkisi yok aslında. Organik bir ilişkisi yok. Kimseye de minnet edecek bir durumu yok esasında bu durumda. Dolayısıyla bu da bence önemli bir ayrım. Yani Kıvılcımlı'yı ayrı bir yere oturtuyor. Sınıfsal konumuna geldiğimizde dediğim gibi daha alt sınıftan geliyor. Kendi çabalarıyla profesyonel bir meslek sahibi olmuş. Dolayısıyla ben burada bir tepki olduğunu düşünüyorum. Yani o görmezden şey diye düşünür ya, bence bugün bile öyle aslında. Siyaset daha böyle bir elit işidir gibi. Şimdi tezde yazmadım, belki bir tartışma şeyi olabilir diye, ayrı bir tartışma konusu olabilir diye, ama bugünkü işte sol örgütlenmelerin bile çoğuna baktığımızda dahi hiyerarşik olarak üstte olanların daha hani eğitimli, işte daha böyle orta sınıf kökenli insanlardan geldiğini görürüz. Alt kadrolar biraz daha işe koşulan, bu işte teori yapması da aslında çok beklenmeyen insanlardır. Benim şahsi gözlerim böyle. Kıvılcımlı'nın da böyle olması bekleniyor belki. Yani itaat eden ve kendisine verilen işleri sadece yapan bir kadro mu olacaktı? Ama öyle bir insan değil. Evet. Üreten bir insan. Dogmatizme çok karşı. Herkesi karşısına alabilecek bir şeyi var yani. Ruh hali var ya da işte evet, bir zihniyeti var. Suat abi mesela şey anlatmıştı, o bana çok mantıklı gelmiş. İyi ki Kıvılcımlı Rusya'ya gitmedi. Yani o dönemde Hı-hı. Sovyetlere gitmedi, Hı-hı. o arada Gümbürtü'ye giderdi. Evet, evet. Yani çünkü
gerçekten Kıvılcımlı'nın biraz yani gördüğü de o yanlışı söyleme. Evet. Hani biraz o Foucault'un parezyası gibi böyle hani bir üsttekine karşı hı-hı. gerektiğinde rahatlıkla karşı çıkabilecek bir hı-hı. yaklaşımı. Gerçi sonuçta Komintern geleneğinden gelen, onun hı-hı. üslubunu ve düsturunu da bilen hani hı-hı. sonuçta karşı kampa karşı konuşurken kendi cephesini koruyan ama bunu yaparken de yani işte doktorun en sevdiği laflardan bir tanesi de işte mükemmel parti ölü partidir der. Yani mutlaka bir eksiğimiz var. Hı-hı. O eksiğimizi fark edeceğiz. Onun üzerine tartışacağız, konuşacağız. Ama tabii bu ezberci bir yanlışla komünizm, şimdi demin Nazım'dan referans verdik. Yani gerçekten işte orada bir paşa çocuğu geleni var. Hı-hı. Daha da kötü biliyorsunuz işte bu ilk TKP operasyonunda parti arşivini veren Şevket Süreyyalar, Vedat Nedim Törler yani bunlar hı-hı. doğrudan Sovyetlerin İstanbul'da hı-hı. kurulmuş bir şirketinde yöneticilik yapan. Hı-hı. Yani TKP gelenek olarak kötü bir aydın geleneğine hı-hı. yaslanıyor. Hatta bence bir yerde şöyle düşünmüştüm. Rusya ile Türkiye arasından bakıldığında aslında yani işçi sınıfının gelişmişliği açısından muhakkak bir fark var ama olağanüstü bir fark yok. Yani mesela Çin'e baktığınız zaman. Ama Türkiye'de şu gelenek gerçekten bir kapıkulu aydın geleneği. Evet. Yani devlete Mizancı Murat vardı mesela. Abdülhamit'e muhalefet eder ama ondan hala fon hı-hı. almaya devam eden. Böyle bir o yüzden Kıvılcımlı çok ayrıksız bir noktada duruyor. Hı-hı. Gerçekten herkese kılıç sallayan. Hı-hı. Gerektiğinde herkese karşı pozisyon alabilen. O yüzden de belki bu kadar üretken olabilmiş. Evet. Çünkü üretkenlik dediğimiz şey de aslında zihinsel bir özgürlükle de alakalı diye düşünüyorum. Peki sizin tarih tezi üzerine teziniz esas olarak nedir? Yani doktora çalışmanın sonucunda ulaştığınız tarih tezini nereye yerleştirdiniz? Yani tarih tezini aslında şöyle Kıvılcımlı'nın bütün hayatı belki tarih tezi üzerine kurulu. Yani çok genç yaşlardan itibaren tarih üzerine çalışmaya başlıyor. Şimdi belki birazdan bahsedeceğiz hani kendini bir tarihçi olarak konumlandırdığına dair de belgeler var. Onlardan bahsederiz dediğim gibi. Ve çok küçük yaşta aslında tarihi sezerek çalışmaya başladığını söylüyor. Daha sonra ama sistemli olarak çalışması gerektiğini fark ettiğini düşünüyor. Sistemli olarak çalışması da işte kaynaklar göstermeliyim, arşiv çalışması yapmalıyım. Ve bilimsel bir çalışma niteliğinde aslında onun çalışmaları. Dolayısıyla her şey tarih tezi üzerinden yorumlanmalı. Yani onu kendisine bir metodoloji olarak alıyor esasında ve her şeyi de onun üzerine kurguluyor. Yani işte İstanbul'un fethiyle ilgili yazıyor mesela, tarih tezi görüyoruz orada. Hı hı. İşte din hakkında bir şeyler söylüyor, tarih tezi üzerine oturtuyor. İşte Osmanlı tarihini yine tarih tezi üzerinden ele alıyor. Ya da işte yine konuşuruz belki ordu üzerine, 27 Mayıs üzerine, işte 71 muhtırası üzerine bir şeyler söyleyecek. Yine tarih tezi. Vatan Partisi kuruluyor, Vatan Partisi programında tarih. Yani işte anayasa taslağı sunuyor, yine tarih tezi. Hı hı. Dolayısıyla tarih tezini anlamadan Kıvılcımlı'yı anlamak ve yorumlamak çok zor. Hı hı. Ben de o yüzden hani tarih tezine bakmalıydım ilk başta. İşte tarih tezi, tarih devrim, sosyalizm, toplum biçimlerinin gelişimi, işte ilkel toplumlar, işte kapitalizme ilk geçiş, son geçiş kitapları vesaire, bunların hepsini bir kere bir bilmek, yani okumak, aşina olmak lazım ki diğer kısımlar anlaşılsın. Şimdi Kıvılcımlı'nın kaynaklarına baktığımızda tarih tezini dediğim gibi yani oturup böyle vahiy gelmiş bir şekilde yazmıyor neticede. Çok önemli kaynakları var. Başta Marksist külliyat olmak üzere ki İbni Haldun'dan da çok etkileniyor. İbni Haldun'dan etkilenen Naima'dan da çok etkileniyor mesela. Ki Naima bir vakanüvis. İbni Haldun'dan çok etkilenmiş görüşleri var Naima'nın ama son kertede işte Osmanlı İmparatorluğu'nun bir şekilde kurtulmasını amaçlıyor ve kurtulabileceğini düşünüyor. Neden? Çünkü o mantık içerisinde bakıyor. Yani bir vakanüvis olarak bakıyor. İbn Haldun ise bir vakanüvis değil. Çok daha fazlası. İşte İslam'ın Marx'ı olarak adlandırıyor Kıvılcımlı. Yani. Ki yani bunlara baktığımızda, bütün bunlara baktığımızda tarih tezi aslında bilimsel bir çalışma. Kaynakları olan, işte antropolojiden esinlenen, dinler tarihine girmiş olan. Ki ben de mesela tezi yazarken, tarih tezini çalışırken Hikmet Kıvılcımlı'nın bir taraftan da antropoloji kaynaklarına baktım, dinler tarihi kaynaklarına baktım. Bu olayı çok zorlaştıran bir şey aslında. Dolayısıyla tarih tezi Kıvılcımlı'yı anlayabilmek için en gerekli olan ve Osmanlı İmparatorluğu tarihini anlamak için de aslında bakılması gereken bir çalışmalar bütünü diyebiliriz evet, belki. Tek bir eser değil. Şimdi şunu da belki söylemek lazım. Bence bu daha kıymetli. O yüzden vurgulamak isterim. Ben Kıvılcımlı'nın siyasi düşüncelerinin bir takipçisi değilim. Bu anlamda aktif bir siyaset yapmıyorum. Kıvılcımlı'nın düşünceleri üzerine oturmuş. Dolayısıyla ama bunu yapan
Ların esasında güncel konuları da belki yorumlamak için bunu ilk başta bir sindirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Tarih tezi böyle bir şey yani, aslında bir yöntem sunuyor orada. Hı hı. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini inceliyor Kıvılcım'da. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bugününü öğrenebilmek için aslında Osmanlı'yı bilmek lazım diyor. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili tartışmalara baktığımızda işte Asya tipi üretim tarzından mesela bahsediyoruz. Böyle bir şey çıkıyor birden tartışılması gereken. Şimdi Kıvılcımlı bunu Atüt üzerinden öyle herkesin bir telaşla bulup buluşturup çalıştığı bir şekilde çalışmıyor. Benim bir tarih tezim var ve ben Asya tipi üretim tarzına da onunla bakarım diyor esasında. Ve işte Ömer Lütfü Barkan'a bakıyor. Tabii, tabii. Ömer Lütfü Barkan da çok yani kıymet çok verdiği bir insan. Yani sağ cenahtandır aslında. Ama ne diyor Ömer Lütfü Barkan'la ilgili de? Metafizik bir yöntemi tabii olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu'nun soyutlayıp da ele aldığını söylüyor. Ama yani toprak rejimiyle ilgili, hı hı, bakış açısı aslında Ömer Lütfü Barkan'dan bol bol alıntı yapar. Tabii tarih, tabii. Tarih yani çünkü Ömer Lütfü Barkan da sonuçta bir arşivci ve çok önemli, çok arşiv belgelerini tabii kullanıyor ve Kıvılcımlı da bir arşivci. Görece de nötr, yani bizim Türkiye sağının hegemonik olduğu Osmanlı, hı, çalışmaları açısından bakıldığında Ömer Lütfü Barkan yine en azından malzeme üzerinden, materyal, evet, üzerinden bir üretim yapan bir isim. Evet. Dolayısıyla tarih tezini ben dediğim gibi şu anki durumu yorumlamak için ben kullanmıyorum. Çünkü benim işim de o değil, siyasetten gittiğim nokta da o değil, izlediğim, hı-hı, nokta. Dolayısıyla ben bunu bir bilimsel eser, anlaşılması gereken bir yöntem olarak konumlandırıyorum. Yani aslında bakıldığı zaman yani zaten Marksizmin özü yani tarihten hiçbir zaman çok fazla uzaklaşabilen bir şey değil. Yani, tabii ki. Komünist manifestoyu açsak baksak orada da bir tarihsel gelişim anlatısı, hı-hı, var. Lenin'in ilk eseri Rusya'da kapitalizmin gelişimidir, hı-hı, ama doktorda özellikle yani, hı-hı, biraz daha öyle bir özgünlük var. Ben bunu biraz yine Gramsci'ye de benzetiyorum. Yani Gramsci'nin doğru yani İtalyan ulus devletinin ya da İtalyan uluslaşmasının, İtalyan Burjuva devriminin gelişiminden itibaren orada İtalya'yı zayıf kılan öğenin ne olduğu üzerine tartışması, işçi sınıfı Burjuvazi arasındaki çelişkiyi o tarihsel planlama arkasında koyması. Çünkü bence şöyle bir şey var yani Kıvılcımlı ve o jenerasyon, işte Gramsci, Lukács vesaire jenerasyonu, bunlar devrimin şeyde olduktan sonra, Rusya'da olduktan sonra Almanya'da yenilmesinin, hı, ve Avrupa'ya hızla yayılamamasının arkasında yatan sebepleri araştıran bir jenerasyon ve bu jenerasyonda da şöyle de bir yani bir hegemonik bir sol nasıl olacak? Yani, hı hı, toplumla, kendi toplumunu tanıyan, kendi toplumuyla kaynaşan, çünkü bu tartışma şeyde yok. Yani kültürel yani, evet, yeni bir alan. Kıvılcım aslında bir üst yapıyı kavramaya çalışıyor. Hı. Yani o Türk toplumunu, Türkiye toplumunu, yani sadece Türk toplumu demeyelim. Sonuçta, evet, Kürt sorunu üzerine de çok, tabii, kapsamlı çalışmaları var. İşte Arap coğrafyasıyla ilgili de keza benzeri, ama yani sonuçta bu toplumsal bir düşünce dünyasına sızmak ve o düşünce, hı, dünyasının içerisinden sol söylemi, solun ideolojisini, hı, yeniden üretmek gibi bir çaba. Ben mesela en çarpan şeylerden bir tanesi Kıvılcım'la ilgili siyaseten de yani, hı, onunla düşünmeye şey der, işte Osmanlı Tarihi Maddesi'ne girişte, işte hala Anadolu köylüsü, işte çok yaşa padişahım der, hı hı, ve o padişahlı günleri hayırlı anar. Hı hı. Yani şimdi bu bizim klasik sol, Türkiye'deki sol anlayışına baktığınızda dehşete düşürücü bir şey aslında, evet, bakıldığında. Çünkü ilericilik, gericilik ikili içerisinde, hı, her şeyi düşündüğünüz için. Mesela siz tezinizde Said ve Dersim isyanlarına bakış açısıyla, hı, ilgili referanslar vermişsiniz ama aslında Kıvılcım'ın Kubilay olayını bile, hı hı, aslında bir yoksul köylü isyanı olarak, hı, okumaya çalışıp yani klasik bir Kemalist bakış açısını, evet, böyle çıldırtacak, evet, bir noktaya gelebiliyor. O yüzden yani bu din de tabii burada çok önemli oluyor. Çünkü mesela Kıvılcım'ın bundan bir 10 sene önce baktığımızda, 15 sene önce baktığımızda belki ya bu toplum hala Osmanlı'nın içinde yaşıyor. Bir yer, Osmanlı, hı, hala buralarda bir yerde dediğinizde hani ya bu adam da abartıyor diyebilirdik ama şimdi sokaktaki arabaların yarısının arkasında bir Tuğra var. Hı. Yani AKP ile birlikte bu yeni Osmanlıcılık falan meselesiyle ilgili. Din meselesiyle, mesela geçtiğimiz hafta bir din tartışması, hı hı, vardı. Din ve sol meselesi açısından. Siz Kıvılcım'ın özellikle yani İslam'a bakışını, hı hı, nasıl? Çünkü Kıvılcım'ın İslam bakışını, hatta Kıvılcım'ın zaman zaman bir İslami figür gibi gösteren. Mesela Avni Özgürel'in doktorla ilgili çektiği bir belgesel vardır. Hı hı. Sağdan gelen bir isim biliyorsunuz. Karanlık, hı hı, değişik bir tip yani. Burada hani böyle işte Kıvılcım'ın sanki bir Müslümanlıkla ilişkilendirilir ama Kılıcım'da başka bir telaş, başka bir dert yani var. Orada nasıl bakarsın? İslami bir figür olmadığı aslında o kadar ortada ki. Yani düşünecek hiçbir şey yok aslında bu konuda. Çünkü dediğim gibi yani İslam'a bakışı da aslında bilimsel bir bakış açısı var. Ve şey diyor zaten, din bir hani
dini anlamak için aslında kutsallaştırma o prosesine, sürecine bakmak lazım diyor ve bunu da şeyle yapamayız diyor. Yani ideolojiyle yapamayız, işte görmezden gelerek yapamayız. Bunu yapabileceğimiz tek bir şey var aslında. Bilimsel olarak bakmamız lazım bu sürece diyor. Ve işte Kıvılcım'ın hani o dine bakış açısını anlamak için o tarih tezindeki işte tarih öncesi ve tarih dönemini ayırıyor. Tarih öncesi dönemde vahşet ve barbarlık dönemlerini ayırıyor biliyorsunuz. Ve işte orada bir komünden bahsediyor aslında. Bütün o sosyal hayatın, bütün toplumsal hayatın çekirdeği dedi. Yani atomun çekirdeği gibi toplumsal hayatında aslında bir çekirdeği var ve bu komün diyor. Ve her şey burada başlıyor aslında. İşte o ilk insanlarda var olan çeşitli inanışlar var. İşte animizmden bahsediyor, totemizmden bahsediyor. Bunun daha sonra tabu haline geldiğini söylüyor. Ve eskiden işte komün içerisinde mesela Tanrı aslında somut bir şeyken, görülebilir bir şeyken nasıl soyutlaşıp göğe çıktı? Bu aslında bir süreci var. Yani evet, çok tanrıcılıktan başlayıp tek tanrıcılığa gidiyor bu süreç. Ve bu süreci anlamak lazım. Yani bu insanların alt bilincine nasıl itildi aslında? Ki bu noktada mesela Kıvılcım'ın kaynaklarından bahsediyoruz. Hani Freud'dan da mesela alıntılar yapıyor. Freud'u da eleştiriyor. Onu da metafizik olmakla eleştiriyor ama şeye hani bu süreçlere bir antropolojiye bir psikanaliz getirdiği için de çok değerli buluyor mesela. Ya da işte Darwin'den de şey yapıyor. Bence burada Kıvılcım'ın mesleği de çok önemli esasında. Yani bir psikiyatrist, bir doğa bilinci aynı zamanda. Dolayısıyla çok iyi harmanlıyor aslında i̇şte toplumsal olaylarla bunu. Bir de tabii yani o dönem açısından çok önemli avantaj bir dil hakimiyeti biliyor, de var. Kesinlikle. Evet. Ve dili de aslında biliyorsunuz kendisi yani Fransızcayı falan askeriyede okurken oturup öğrenmem lazım demek deyip öğreniyor. Ki siz de görmüşsünüzdür belki hani o orijinal dillerinde olan işte Marksist eserlerin falan hep altını çizip yanlarına notlar alarak okumuş yani. Evet. Bayağı o dile hakim, notlar alıp o altını çizecek kadar iyi biliyor esasında. Şimdi dediğim gibi hani o İslam'a yaklaşımında da işte mesela peygamberleri devrimciler olarak görüyor ve şey diyor aslında her dinsel anlatı tarihte bir gerçekliğe denk düşüyor. Sadece bunu biz dinselleştirerek anlayan, mitolojik olarak anlatıyoruz. Aslında hepsi gerçek bir olay diyor. Bunlar aslında çok böyle mantıklı. Tanrı'ya tarihsel determinizmle eşleştiriyor. Tabii Tanrı aslında evrim kanunları bütünüdür diyor. Ve işte peygamberler de onu anlayabilmiş ve insanlara anlayabilecekleri şekilde anlatan kişiler aslında devrimciler. Bu noktada hani bunu diyen bir insanın zaten işte İslam'ı bir figür olması mümkün değil. Ben tezinde daha... Bir cümle araya çok affedersiniz girebilir miyim? Bir kadın bakış açısıyla yani... Peygamberlere devrimci denmesi size yani nasıl geliyor yani şey olarak? Yani çünkü dinlerde özellikle yani tamam yani mesela adalet konusunda evet yani bir en azından şey alt sınıfların içinde olduğu bir süreç ama yani kadın özgürleşmesi açısından bakıldığında hani dinler böyle bir yere tekabül ediyor. Ben çünkü bu geçen hafta sonu yapılan şeyle ilgili de biraz öyle bir hissiyata kapıldım. Yani bir dönem için evet Türkiye'de bu merkez çevre ikili açısından bakıldığından dindarların dışarıda olduğu, işte 28 Şubat gibi vesaire süreçte. Ama şimdi dinin bu kadar merkeze çekildi ve günümüzde artık şey oldu yani hani dindar ailelerin çocuklarının bile biraz dinden uzaklaşmaya başladı ve bir özgürlük arayışı içine girdiği dönemde biz din sol meselesini acaba bundan 20 sene önceki gibi tartışabilir miyiz? Türkiye toplum açısından konuşuyorum. Çünkü Kıvılcım'ın açısından da böyle bir zamansallık var. Kıvılcım'ın yani o yüzden sordum ya kadın bakış açısı. Evet yani İlk duyduğumda bana zaten hikaye öyle biraz. O Patrici Plebçi ilişkisi Mekke Kureyş ailesi ama kadınlar açısından bakıldığında aslında biraz da şeyden etkilenerek söylüyorum. Yakınlarda bu Hasan Aydın'ın bir kitabını okudum. Bir tür tefsir kitabı gibi. Orada da yani o meseleyle ilgili çok büyük bir şey var. Acaba bir kadın bu söylendiğinde ne düşünüyor diye merak ettiğim için soruyorum. Yani onun mesela üzerine düşünmedim açıkçası ama Kıvılcım'ın mesela yine kadınların tarihsel olarak o yenilgisinden bahseder ya yani kadıncıl düzenin alt edilmesi ve işte o miras hukuku üzerinden erkeklerin işte artık o baba hanlık dediği dönemin başlaması aslında kadınların hani büyük bir yenilgisi diyeceğim ama sadece kadınların demiyor aslında. İnsan soyunun yenilgisi diyor çünkü toplumda bazı kesimlerin ezilebileceği ve alt
sınıflaşmanın başlangıcı. İtilebileceğini söylüyor esasında. Yani belki dini bakımdan hani peygamberlerin de bir devrimci niteliğe atfedilmesi bu babahanlıkla ilişkilendirilebilir belki. Çünkü kendi mesela hani şey diyor İbrahim de Adem de kendi kabilelerinin şefleri esasında. Dolayısıyla böyle bir taşıyıcı olma durumları var. Evet. Bu anlamda kıvılcımının aslında hani kadınlarla ilgili çok ileri kadınlarla ilgili. Kadın sosyal sınıfımız diye broşür var. Var. Yani. Evet yani o da önemli bence evet. Bu kadıncıl düzene verdiği. Yani kavram olarak da şimdi siz söyleyince tabii aklıma geldi çok hoş. Yani işte anahanlık, babahanlık. Anahanlık demiyor aslında bile. Çünkü biliyorsunuz. Orada çünkü bir hanlık ilişkisi evet, yok. Yani evet yani zorba bir şekilde ele almamıştır kadınlar aslında gücü diyor. Dolayısıyla hı-hı. Kadıncıl demek daha doğru düşer diyor. Evet. Bu arada yakın zamanda birisi şey yapmayayım ama Kıvılcımlı'nın aslında kadınlarla ilgili birazcık daha hoş olmayan sözlerin de olduğundan bahsetti. Şimdi orada şöyle bir nokta var. Araya girip hemen onu söylemem evet. Gerekiyor. Öyle çok da sadece güzelleme yapmayacağım tabii ki. Bir sizin de bildiğiniz hani bir Fatma Nudiye Yalçı gerçeği var. Kıvılcımlı'nın hayatı boyunca yoldaşı olmuş bir evet. insan. Onunla ilgili de mesela çok hani indirgemeci bir yaklaşımı var. İşte sadece işlerimde yardımcı olan bir insan falan diyor mesela. Ama yani bu şey bir şey. O ataerkil yapıyla alakalı bir şey gerçekten. O bir noktada bütün şeyi kesiyor. Evet. Devrimcileri de, erkekleri bir yani noktada teori, maalesef kaçınılmaz bir biçimde şey yapıyor. Teoriyle pratiği uyumlaştırma konusunda Kıvılcım'ın tabii çok özgün bir şey var ama biraz da dönem yaşam, mücadeleler de çok fazla öğretiyor. Yani bu konuda öğretiyor, muhakkak. Yani Türkiye solu da, solcuları da yani kadınların mücadelelerinden, gençlerin mücadelelerinden işte öğrenme kesinlikle, süreci yani hiç bitmeyen bir süreç. Çünkü, dolayısıyla evet. Dediğimiz gibi yani mükemmel lik diye bir şey yok. Sürekli hı hı. Bir ileriye doğru gidiş var. O Kıvılcımlı da bunun içerisinde yerleştirmek bence bu açıdan anlamlı. Ama şimdi bu din tartışmalarına bakıyoruz, hı hı. Osmanlı tartışmalarına bakıyoruz. Yani Kıvılcımlı'nın burada söyledikleri öyle kolay kolay altından kalkacak şeyler, yani önemli şeyler söylüyor. Hı hı. İşte Ertuğrul Kürkçü mesela işte bu hikaye çok Doktor Özcan'ın çok sevdiği bir hikayedir. Ben onu anlatayım ben de. Yani hı hı. İşte 12 Mart'ta tutuklandığında işte sormuşlar işte hani Kıvılcımlı'nın hesabı. İşte biz o zaman işte önümüze Kıvılcımlı'nın hesaplaşmayı koyduk ama hani çok altından kalkabileceğimiz bir iş olmadığına karar verip işte onu bir kenara koyduk falan der. Şimdi ama bakıyorsunuz yok yani. Bahis konusu değil. Yani şu kitapta da Necmi Erdoğan çok güzel tartış üzerine bir yazı yazmış. Şimdi, yani bazı örnekler var. Mesela işte Barış Ünlü'nün bir kitabından bahsediyor. Yani İbn Haldun'dan referans var. İşte yani resmen doktorun tezleri ve doktorun argümanları kullanılıyor ama doktorla ilgili söylenen hiçbir şey yok. Yani bu sizce, yani demin siz gerçi buna bir referans verdiniz. Yani işte bu bir sınıfsal, işte Kıvılcım'ın alt sınıftan gelen. Mesela şöyle bir şey var. Eserin İbn Haldun'un temel bir referans olarak Osmanlı incelemeye girişen ve ayrıca Kıvılcım'dan hareket ettiğini vurgulayan Hasan'ın çalışmalarının atıflarda bulunan bir eser olduğunu düşündüğünüzde, Kıvılcımlı'nın Osmanlı analizinin muhatap almaması tuhaf görünür. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu üzerine olan modern literatürde İbn Haldun'un yok denecek kadar az zikretilmesini anlamak zordur diye yazan birinin tezinin sac ayaklarından biri İbn Haldun olan Kıvılcımlı'yı yok denecek kadar az zikretmesini de anlamak zordur. Hı hı. Yani bu dikkat çekici bir ölçüde evet. Böyle bir şey var. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz Kıvılcımlı'nın bu görünmezleştirilmesini? Ya işte Türkiye Sosyalist Hareketi'nde aslında şey var ya bir de ne zaman böyle birisi orijinal bir şey yapacağım diye ortaya çıksa işte Kıvılcımlı şey diyor sonuçta. Marksizmde eksik bir şeyler var. Bunun da nedenleri var. Yani hem literatürün o kadar gelişmemiş olması, işte antropoloji alanında o kadar çalışma yoktu. Marx'ın hepsine yetişecek kadar zamanı da yoktu. Dolayısıyla yani Doğu toplumlarını çalışacak çok fazla zamanı yoktu. Bizim bunu yapmamız lazım diyor. Yani Marksizm'e katkı belki. Yapabiliriz diyor esasında. Yoksa hani şey değil ki Marx'ı eleştirdiği noktalarda var olabilir. Ama bizde hemen şey var yani kim böyle biraz sen kimsin? Ki Marx'a katkı yapacaksın ya da sen kimsin ki yeni bir teori üreteceksin. Bu bizim evet. Kültürümüzde olan bir şey galiba. Ömrü boyunca anlamadığı, Kıvılcımlı'nın kabullenemediği, evet. Çok sinirlendiği bir söylem. Evet, halbuki çok değerli bir şey. Yani zaten aksi durumun bir Marksist bir yaklaşım olduğunu söyleyemeyiz. Ya da bilimsel bir yöntem olduğunu söyleyemeyiz. Hı hı. Dolayısıyla bizde işte o sol siyasette de bir kültür herhalde. Sürekli böyle bir işte sen kimsin yeni bir teori üreteceksin yaklaşımdan bence Kıvılcımlı'nın aldığı bir şey olabilir. Ama onun dışında o şeyi ya da işte dediğim gibi hani partiyle olan o muhalefet ilişkisinin görmezden gelinmesine neden olduğunu söyleyebiliriz.
belki işte bilmiyorum açarız. İşte o orduya yaklaşımıyla ilgili böyle bizim hani sosyalistlerin bir tepkisi olabilir. Çünkü Kıvılcımlı'yı elemine etmek için tartışmadan en çok kullanılan evet. argüman biliyorsunuz bu Kıvılcımlı'nın evet. orduculuğu meselesi. Evet. Hatta demin sizin de biraz sizin tezden evet. de bir cümle üzerine birazcık evet. konuştuk. Siz de yani bu açıdan bakılırsa hani Hı-hı. bir orducu gibi nitelenebilir Hı-hı. demişsiniz ama orada tabii o tarih tezi vesaireyle ilgili referanslara da özel bir vurgu yapmışsınız. Sizin bu konudaki bakış açınız nedir özgün evet. olarak? Şöyle esasında tezimde de yazdığım yanlış anlaşılır onu da düzeltmiş olalım. Yani tarih tezinden ve diğer o bütün bir külliyatından ayrı olarak 27 Mayıs'a nasıl bir tepki vermiş, işte 1971'de ilk tepkisi ne olmuş dersek çok yanlış bir yere gideriz ve istediğimiz şeyi alırız oradan. Yani Kıvılcımlı orducu deriz bu şekilde ve işte Kemalist de deriz, işte ne bileyim İslamcı da deriz vesaire her şeyi diyebiliriz. Hı hı. Mesela hemen bir yan parantez açayım, o Kemalizmle olan ilişkisi mesela Kıvılcımlı'nın. Yani Kıvılcımlı kendisi Kemalizme karşı bir tavır almalıyız diyor. İşte Kemalist zindanlarda yatmış bir insandan bahsediyoruz. Evet belki işte affa uğrayacağı bir dönemde işte Mustafa Kemal'in bir şeyiyle, Danıştay'la olan görüşmesiyle o tezde yer vermiştim detaya girmeyeyim. Şey oluyor affa uğramıyorlar vesaire yani böyle bir kişisel şeyi var, tecrübesi var esasında. Nasıl çıkıp da şimdi böyle bir şey söyleyebiliriz? Kemalizmle yani Mustafa Kemal'le ilgili şunu söylüyor. Evet Mustafa Kemal'in özellikle 1971'den sonraki o hastalık döneminde Mustafa Kemal'in ilk dönemleri o ilk gazi benzetmesi yapıyor. Yani Osmanlı'daki ilk gaziler, devleti kuran gaziler benzetmesi yapıyor ama Mustafa Kemal'in ilk subaylık günlerine bunu söylüyor mesela. Ama daha sonra her şey gibi onu da değiştiğini söylüyor. Yani sonuçta bir değişim içerisinde her şey. Şimdi ordu için de mesela tarih tezinden ayrı düşünemiyoruz yine 27 Mayıs'ı yapanları esasında hani o gazi geleneğinden, Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran gelenekten gelmiş askerlerin bir şeyi olarak niteliyor. Evet, orada da yine sınıfsal bir analiz yapıyor. Ne diyor işte finans kapitalin ve işte bu Demokrat Parti'de kendisini bulmuş tefeci bezirganların ki bunlar Sümerlerden beri vardır diyor. Demokrat Parti ve Adalet Partisi bunların bugünkü görünümüdür diyor. Onlara karşı aslında işte şeyin o ilk gazi geleneğinden gelen askerin aslında bir şeyiydi diyor. Evet. Bu da yani tartışılıp eleştirilebilir. Bunu da herkes böyle kabul etmeyecek neticede tabii. tabii ki. Ama bunun önemli olan şu yani 27 Mayıs'ı ya da o askerleri o darbeyi neden bu şekilde yorumluyor? Yani şöyle de diyebiliriz. Kıvılcımlı 27 Mayıs'ı çok olumlu görmüştür. İşte Kıvılcımlı orducudur, şudur, budur. Böyle de diyebiliriz. Kıvılcımlı tarih tezi bağlamında sınıfsal bir analiz yapmıştır. Hangi partinin hangi geleneğe denk düştüğünü, işte finans kapitalin ne olduğunu açıklamıştır. Bu bağlamda bunu bu şekilde yorumlamıştır da diyebiliriz. Bu bilimsel bir yaklaşım olur bence. Ben de sonuçta bir doktora tezi yazdığım için bu şekilde ele almak evet. durumundaydım bunu. Yani çok pardon, Kıvılcımlı'nın tarih tezini sırf bu doktor yani orducu yaklaşımı meşrulaştırmak için ürettiğini söyleyenler bile olmuştur yani. Bu Kıvılcımlı tarih tezine 1960 yani şeyde yani 25 yaşındayken çalışmaya başlıyor. Yol etütlerinde yani ilk o 29'daki Hı-hı. operasyon sonrasında yazdığı yol etütünde bile orada da çok bir tarih tezi yoktur ama Hı-hı. yani onda orada o metinlerde bile aslında o tarih tezi arayışını görebilmek mümkün. O yüzden bu tabii çok insafsız yani, ve çok meseleyi bilmeden çok cahilce yapılmış bir değerlendirme. Şöyle olmasa belki daha inandığı şey olabilir bu, ikna edici olabilir ama yani atıyorum işte Şeyh Said isyanı ile ilgili de çok erken bir değerlendirme yapıyor. 27 Mayıs falan yok henüz ortada. Şeyh Said isyanını da işte köylülere işte o Kürt burjuvasisinin filan köylülere karşı bir Kemalizmle işbirliği diyor esasında. Ya da işte Dersim katliamına baktığımızda onu da yorumlayışında bunu görüyoruz. Bu sefer de Türklerle Kürtler bir oldu ve Ermenilere eşi görünmemiş bir yani mezalime uğrattı diyor. Yani evet, o sınıfsal ayrımları gören o farklı çıkart gruplarını okuyan yani onu analiz eden o anlamıyla Marksist bir yaklaşım ama bence doktorun 60'larda böyle daha işte tırnak içinde Mustafa Kemal'le daha ilgili hayrah şeyler Hı-hı. kullanması ya da işte bu ordu meselesi. Tabii o 60'ların kendisine özgü politik atmosferinden de farklı yani bundan ayrı düşünülemez. Çünkü Kıvılcımlı'nın ömrü boyunca hep şöyle bir arayışı var. Yani kitlelerle buluşma. Hı-hı. Yani dediğiniz gibi bir entelektüel sürekli bir örgütlü mücadele içerisinde TKP ile
arası bozuk. İşte bir sosyalizm deneyimi var aslında, onunla ilgili de kafasında çevirdiği, evirdiği bir takım şeyler var. Ama orada bir kitlelerle buluşuyor. 60'ların aslında geleneğine baktığınızda, özellikle yeni yükselen gençlik ordu hareketinde çok ciddi bir, yani böyle milli kurtuluşçu bir çizgi var. Yani o milli kurtuluşçu çizgiyle de bağ kurmaya çalışıyor. Bana en çarpıcı gelen şeylerden bir tanesi de bu. Yani Kıvılcımlı denizlerle, mahirlerle toplantılar yaptığında, işte devgen seminerlerini verdiğinde, yani kendisi 60 yaşının üzerinde, yani son derece ciddi sağlık sorunlarıyla da aslında bir yanıyla boğuşan bir durumda. Dolayısıyla işin bu yanından da çok fazla kopuk değil belki. Ama arada bence de, yani açıkçası şimdi bir, yani doktorcu olarak söyleyeyim bunu. Yani biraz peygamberin ayetlerinde işte garanik olayı diye bir şey var. Yani bu hani Kureyşlilerle biraz arayı toparlamaya çalışırken şey diyor mesela, yani işte sizin tanrılarınıza da bizim ilahımız aslında saygı gösterir falan. Onun üzerine Kureyşliler secde ediyorlar. Hatta Müslümanlar diyor ki Kureyşliler de Müslüman oldu falan. Aslında öyle bir şey yok. Sonra bir ayet daha geliyor. İşte biz diğer peygamberlere de aslında böyle bir şey yaptık falan deyip o ayetleri gündemden kaldırıyor. Kıvılcımlı'nın da bazen böyle farklı kesimlerle bağ kurma noktasında o söylemi geliştirirken belki biraz bir şey, evet, yani biraz kendisini zor, yoksa özü esası, esansiyelinin hiç değiştiğini düşünmüyorum. Evet. Yani çünkü zaten yol etütleri biliyorsunuz eskiden yazılmış ama 70'lerde yeniden 60'larda, yani Kıvılcımlı ölmeden işte Sosyalist Gazetesi'nde yayınlanıyor. Ve yani bilmiyorum onlar Kıvılcımlı'nın elinde yazılı olarak var mıydı, yoksa onları yeniden tapu etti mi, yeniden elden geçirdi mi? Şey mesela hani 27 Mayıs'a böyle bakıyor, 71'de de işte ordu kılıcını attı diyor ama mesela günlük anılarına baktığınızda, geri dönüp baktığında 71'i aslında, yani muhtırayı çok sert eleştiriyor ve 27 Mayıs kazanımlarının geri alınması olarak okuyor. Şimdi o ordu kılıcını attı ve ilk verdiği tepki, bütün sosyalistlerin ilk verdiği tepki zaten. Dolayısıyla Kıvılcımlı'ya mal edilebilecek bir şey değil. Ve bunu daha sonra hani analiz ettiğinde 71'i daha net bir şekilde görüyor. Yani 71 muhtırasıyla ilgili bence Kıvılcımlı'yla ilgili olumlu söylediği bir şey gösterilemez zaten yani. Bahsedeceksek 27 Mayıs'tan bahsetmemiz lazım. Evet. Dediğiniz gibi onu da hem işte bence tarih tezi bağlamında, hem de dönemin koşulları lafını da hiç sevmem ama belki işte o o ruhtan dolayı ya da taktik stratejik bir durumdan genç dolayı olabilir. Ordu mensuplarının sola çok yakın olduğu, sola, yani işte daha bunu yeni biz Chavez olayında bile yaşadık. Yani Türkiye'de genel olarak böyle liberalizmin bir militarizm eleştirisi olduğu için, hani bir dönem hatta militarizm bitecek, Türkiye demokrasiye çıkacak diye bir düşünce vardı. Yani mesele o pencereden bakıldığında tabii çok reaksiyon üreten bir şey ama sonuçta 60'larda 9 Mart olayı var. Yani biz o 12 Martçılar 9 Martçı mıydı değil miydi bilmiyorlar yani o dönemde. Ordu kılıcını attı, dur bir bakalım diyor yani. Çünkü 9 Mart hareketi de var. Yani o yüzden bu tarihi biraz daha somut bir şekilde işte Mayer Çağı'nın, Deniz Gezmiş'in de, yani sonuçta o cuntayla bir tür bağlantıların olduğunu bizler çok iyi bir şekilde biliyoruz. Bir de şey, yani biraz spekülasyon gibi olacak ama şey, o kadar maalesef Türkiye'de sol hareket o kadar zayıf olduğu için ve kendisini de bu yönde çok aslında hani geliştiremediği için belki aslında şey değil mi, yani Türkiye'deki sol harekete de baktığımızda her sıkışma noktasında bir orduya dönme durumu görülüyor, yani bir şey bekleniyor, yani bir şey yapın. Böyle bir gelenek de var neticede. Dolayısıyla bu bütün aslında yani orada bir... işte bence şöyle bir şeye bakmak lazım. Bir hegemonya, merkez kim? Yani Kıvılcımlı'ya ben mesela orducu diyebilir misin? Mesela Doğan Avcıoğlu'nun işte zinde güçler teorisi gibi bir teorisi olması. Yani bu ülkede işçi sınıf yeterince gelişmedi. Yani dolayısıyla bu işi yaparsa zinde güçler yapar gibi bir çizginin o. Abi Kıvılcımlı'nın tarihi boyunca, hatta işte Sarp Kuraylar işte neydi o ATV'deki sunuculuk yapan adam, Ali Kırca falan, yani o ekip mesela bununla görüştüğünde açık söylüyor. Yani bu işi merkeze işçidir. Yani ben öyle işlerin içerisinde olmam diye bunu alenen net bir şekilde söylüyor ama onları da bir yedek güç olarak, yani o doktorda ihtiyat güç kavramı vardır ya, yedek güç olarak bir yerlerde tutma. Bu da çok bence sıkıntılı, yani böyle devrimci bakış açısından çok da sorunlu bir konu gibi gelmiyor açıkçası bana. Şimdi biraz da süreyi de uzatıyor muyuz bilmiyorum da, yani şimdi arkadaşlar uyarırlar. Ben şimdi sizin bu aslında ODTÜ'de en son yapmış olduğunuz bu, yani Kıvılcımlı'nın kendisini bir tarihçi olarak addettiği ve işte o Michelet'i kendisine çok bir hoca gibi, kendisini onun tırmızı gibi gördüğü tarihsel yaklaşımıyla ilgili bir aslında yeni bir çalışmanız var. Evet. Biraz bu çalışmayı açmanız mümkün mü? Evet, onu bir çerçeve olarak söylemekte fayda var. Şimdi ben doktora tezimi yazarken
arşivde çalışma imkanı buldum. Kıvılcımlı'nın arşivi biliyorsunuz Hollanda'da Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nde işte buradaki ortamdan kaçırılıp bir şekilde yurt dışına götürülüyor. Ve aslında çok da güzel korunuyor orada. Yani onu hani yerinde gören çok insan var zaten. Tek ben değil neticede. Hı hı. Ki büyük bir kısmı da dijitalize edildi şu anda. İnternet üzerinden ulaşmak da mümkün. Orada bazı belgelere ulaştım. İşte Osmanlıca çok fazla belge var ve aslında çevrilmemiş de belgeler var. Bunlardan ben birinin bir kısmını çevirtebildim sadece. Şimdi Kıvılcımlı'nın Osmanlıca el yazılarının şöyle bir derdi var. Çevrilmesi çok zor. Evet. Yani Osmanlıca el yazısı okuyabiliyorum diyen bir insan bile Kıvılcımlı'nın el yazısını kolay kolay okuyamıyor. Yani. O Rika gibi bir şey evet. yazıyor. Evet. Rika ve şey Kıvılcımlı şimdi bulduğu her şeye not aldığı için ve onu oradan çıkarıyor yazıyor, bunu buradan çıkarıyor, karma karışık. Böyle bir çalışma durumu var ve işte Fuat Fegan zaten temize çekiyor bunları neyse evet. ki biz hani ulaşabiliyoruz, okuyabiliyoruz. Böyle bir belgenin ben bir kısmını çevirtebildim. Umarım ilerleyen zamanlarda çevrilir bir şekilde, birileri çevirebilir onu. Bunu da ODTÜ'de sunduğum işte Uluslararası Sosyal Bilimler, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde bir bildiri olarak sundum. Yakın zamanda da inşallah bir makale olarak yayınlanabilecek, bilmiyorum. Orada şu var aslında, Kıvılcımlı kendini bir tarihçi olarak konumlandırıyor. Bu benim için önemli. Çünkü tarih tezi ortaya koymuş, tarih üzerine çalışmış bir isimden bahsediyoruz. Acaba bir tarihçi olarak kendisini konumlandırıyor mu? Bunu ne olarak kendini niteleyerek yapıyor? Bu önemli bence. Orada ve Fransız tarihçi, özellikle işte Fransız devriminin, Fransız ihtilalinin Fransa halkı üzerindeki o yansımalarını kaleme alan, işte bununla özdeşleştirilen bir tarihçi, Jules Michelet ile kendisini kıyaslıyor. Ve orada çok güzel lafları var, çok güzel şey anekdotları, tanımlamaları var. Hepsini burada söylemek mümkün değil ama şunu söylüyorum. Michelet de aslında tarih kaynakları sadece böyle işte kralların, devletin, işte üst düzey yöneticilerin tarihi değil, aslında halkın tarihini, daha alttan bir tarih anlayışı. İşte bu Anares okuluyla falan da bağdaştırılabilecek bir yaklaşım biliyorsunuz. Ve Michelet de aslında Anares Okulu'nun işte böyle şey ne diyeyim babası gibi gözüken bir insan konumlandırılan ve Kıvılcım da kendisini Michelet ile benzeştiriyor. Şunu söylüyor, ben Michelet'i çok geç keşfettim aslında ama tesadüf olarak yöntemlerimiz çok benziyormuş aslında diyor. Zaten diyor tarihçi diyor bir eser ortaya koyduğunda onu kendi ruhuyla boyar diyor. Zaten onu bugünmüşçesine yaşar diyor. O Kıvılcım'daki o coşkunluk aslında o tarihi yazarken, ele alırken hep o kendi nitelemesi, yani bunu farkında olarak yapıyor aslında. İşte tarihi biraz bir hikaye gibi anlatması, bir öykü gibi anlatması ve Michelet'e usta diyor, büyük usta diyor, modern tarihin kurucusu diyor. İşte Herodot tarih biliminin kurucusu ama modern tarihin kurucusu Michelet diyor mesela. Bu 1963 tarihli bir belge bu arada ve şey diyor Kıvılcımlı, ben ilk defa 1925'te işte hapishaneye düştüğümde tarih tezi aklıma düştü diyor. Dolayısıyla tarih tezine ilk defa ne zaman çalışmaya başladığını öğreniyoruz burada. Ve yine o kendi işte diliyle güzel bir anlatımı var. Kendisini Michelet'le kıyaslayan ve işte bir tarihçi olarak niteleyen. Böyle bir çalışma olacak. Bakalım, umarım ilerleyen günlerde yayınlanır. Evet, ben de yani şimdi bu bahis açılmışken özellikle Kıvılcımlı arşivi üzerine çalışma, Kıvılcımlı eserlerini hı hı. gün yüzüne çıkarma. Buradan Ahmet Kale abimize bir evet. saygı gönderelim. Gerçekten kendisi bu konuda çok kesinlikle. Cefakar bir çalışma içerisinde hı hı. Bu konuda onun kadar böyle istikrarlı, disiplinli hı hı. bir şekilde çalışan keşke birkaç tane daha evet. kişi olsa, çünkü o mesela bunu çok özel bir yani Kıvılcımlı'nın resimleri, işte romanları, işte bize kızar işte bu konuda hani yeterince emek harcamıyorsunuz evet. vesaire diye. Kendisi haklı. Bu konuda aslında bu Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği'nin hı hı. bir kolektif çalışma yapabilmesi çok çok önemli olur. Çünkü Kıvılcımlı'nın dediğiniz gibi yani orada o alt sınıflarla ilişkilendirme. Yani çünkü Kıvılcımlı'da şöyle bir yer var. İşte burjuva sosyalistleri yakışıyor. Siz yani bu toplumun gelenekleri itibariyle sanki sola karşı bir şey olarak anlatmaya çalışıyor. Halbuki atalarımız komünistti diyor. Yani hı hı. işte o barbarlık vesaire meselesi. Şimdi bir son soru olarak da şunu sormak istiyorum. Gerçekten yani biz, yani siz de Kıvılcımlı üzerine çalışan bir akademisyensiniz. Ben de yani siyasi görüş olarak da hani Kıvılcımlı'dan son derece etkilenmiş bir kişi olarak aslında şöyle bir derdimiz var. Kıvılcımlı düşüncesini yaymak, açmak. Yani hı hı. daha fazla insanla tartışmak. Yani daha fazla insanla ilgili konuşmak, bunları işin çeşitli yönleri. Dolayısıyla hani Kıvılcımlı biraz doktorcular
da biraz kendi mülklerini alabilmek için çok fazla nevi şahsına münhasır bir kişi olarak göstermişlerdir. Ama aslında Kıvılcım'da bir dönemin insanı ve o dönemde bahsedeminde şey olduğu gibi hani bir sosyalizmin bir yavaşladığı, yani devrimlerin öyle çok hızlı akmayacağı, kendi toplumlarını çok daha derinden anlamaları gereken solcuların bir dönem olarak bir şeyin ürünü ve o yüzden bir kendisi mesela yine burada Necmi Erdoğan mesela Deleuze Guattari ile barbarlık ve onun o rizomatik hareket ile ilişkilendirmeye çalışmış. Labriola okuması Kıvılcımlı'nın, Hegel'i çok iyi bilmesi, Labriola üzerinden Hegel'e gitmiş olması, işte Gramsci'nin de Labriola olması, bu üst yapı devrimciliği, üst yapı üzerine düşünen devrimciler olmaları. Dolayısıyla aslında biraz böyle bir şeyler üretmeye ihtiyacımız var. Evet. Yani Kıvılcımlı'yı böyle bir tarihsel geleneğin bir parçası olarak gören ve bunu da biraz aslında yabancı dillerde de bu tarz yayınlar üretebilen. Kesinlikle. Çünkü çok kapalı devre kalan ve aslında bu toplumu yarattığı büyük bir değer diye görüyorum Kıvılcımlı'yı. Evet. Bu konuda neler yapabiliriz? Yani ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, ben elimden geldiğince sadece doktora tezini yazıp bir köşeye koymak zaten hiçbir şeyin, akademisyen ya da işte bir araştırmacının aslında şeyi değildir. Üzerine sürekli çalışmaya devam etmek lazım. Dediğim gibi Kıvılcımlı'nın zaten ben doktora tezinde bir kısmını ortaya koyabildim sadece. Dediğim gibi daha çevrilmeyen mesela Osmanlıca belgeler var. Bunların bence ilk etapta çevrilmesi lazım, yayınlanması lazım, herkese ulaşması lazım. Şimdi bu arşiv belgeleri de şey değil yani, hani bende dursun, ben hiç kimseye vermeyeyim gibi bir şey de doğru değil. Çünkü bende durması hiçbir şey ifade etmeyecek yani. Birileri çevirsin, yayınlansın ki görülsün, okunsun vesaire. Bu zaman bu yani bu şekilde ancak anlam kazanacak. Dediğiniz gibi mesela ben yabancı dillerde, işte İngilizce de başta, yayınlanmasını çok istiyorum. Kendim de yapmak istiyorum. Umarım fırsat, enerji bulurum ve yaparım. Çünkü gerçekten de hani Türkiye'den de böyle bir teorisyenin ortaya çıktığını paylaşmak lazım, göstermek lazım. Yani aklımıza gelen bir ikinci, üçüncü isim yok. Dolayısıyla bu kıymetli, bence çok kıymetli. Bunlar yapılabilir ilk etapta aklıma gelen ve de Kıvılcım'ın şimdi aslında teoriyle pratiği güzel buluşturan bir isim. Yani hani biz teorisinden bahsettik ama pratikte mesela işte o kimsenin bir şey yapamadığı bir dönemde 1954'te kalkıp Vatan Partisi'ni kuruyor. Orada işte konuşmaları var, yaptığı Vatan Partisi programı var. Bunlar da aslında çok şey, kıymetli. Ve işte pratik faaliyetlerinden ötürü zaten 22 yılını şeyde geçiriyor, zindanlarda. Ha, o belgede mesela, yeni bulduğum belgede şey diyor. Ben diyor zaten pratik faaliyetten dolayı diyor şey yapamadım. Başımı kaldırıp da bir şey yapamadım diyor. Çalışamadım. Çok zor koşullarda çalıştım diyor. Mişle çok rahat çalıştı diyor. Bir şey yok diyor. Zaten cezaevinde arşivlerde yani çoğu çalışan bir insan diyor. Dolayısıyla hani Mişle bile kendi koşullarını böyle şey yaptığında, olumsuz şeyler yazdığında kendi koşullarıyla ilgili, şey diyor yani, ben sadece biraz gülüyorum alaycı bir şekilde Mişle'ye diyor, yani ne ki senin yaşadığın falan diyor, böyle bir isim. Dolayısıyla hani Kıvılcımlı'yı hani bu günümüzdeki doktorcular diyeyim açısından baktığımızda sadece pratik olarak değil teorik yönüne de biraz eğilmek lazım herhalde. Ama bu çok zahmetli bir iş, bunun için vakit ayırmak lazım gerçekten. Böyle işte çalışma gruplarıyla vesaire yapılması çok iyi olur. Çünkü elinizde kıymetli bir şey var yani. Çok kıymetli ama işte doktorun ürününe de, doktorun eserine de doktorun yaklaşımıyla yaklaşmak lazım. Çünkü doktorun eseri de dogmatikleştirildiğinde son derece sıkıcı, son derece bezdirici bir şey haline de gelebiliyor. Yani doktorun metninin inceliklerini kavramadan onu biraz böyle de hani kolaylaştırarak da aktarıverelim diye bir ezberci çerçevenin içerisine sıkıştırınca başta, evet, başta gerçekten şey aslında dedim onun ruhunu bitiriyoruz. Aslında akademik anlamda çok fazla tez çalışma yok dedim ya, ama şeye baktığınızda, akademi dışında çalışmalara baktığınızda çok fazla. Bu sefer de onların altından kalkamayacağınız şekilde. Hı-hı. Ben mesela doktora tezimde açıkçası Hikmet Kıvılcımlı üzerine yazılmış şeylere çok fazla yer veremedim. Okusam da alabileceğimi aldım tabii ki, ama çünkü o ayrı bir külliyat gerçekten. Evet. Ama dediğiniz gibi ben şey okuduğumda, yani açıp da bir yayını işte Hikmet Kılıcım'a öyleydi, böyleydi, şöyleydi diye okuduğumda ben bundan bir şey alamayacağım deyip kapatıyorum açıkçası. Yani geçen çok affedersiniz bir Twitter'da takip ettiğim bir gün, bir Twitter'da şöyle bir tartışma döndü. İşte yani Marksizm hangi kitaplardan girmek lazım filan diye böyle birkaç isim bir takım şeyler önerdi. Orada ya işte ondan başlanmaz, bundan başlanmaz. Birisi şey yazmış. Ya işte sen işte millete Troçkist kitaplar önermeye bırakma, işte Türkiye'de bu işi şey Hikmet Kıvılcımlı'dır, Marx dışında bir de Hikmet Kıvılcımlı. Yani
Bu da bu kadar da antipatik olmayı başarmak da bu şey bu kadar, yapar yani çünkü. Hikmet Kıvılcımlı'yı iyice evet, izole edip müzeye yani, kal. Evet, yani. Yöntemi dedi. Herkese temas hakikaten. Kurmaya çalışan, toplumun her kesimiyle bağ kesinlikle. Kurmaya çalışan bir isim. Evet. Can Özcan, yani çok çok teşekkür ederiz. Ben gerçekten teşekkür ederim. Çok mutluluk verici ve önü açık bir tartışma oldu. Umarım bu programı tekrarlama şansımız da olur belli bir süre sonra. Çünkü dediğiniz gibi yani Kıvılcımlı üzerine tartışılabilecek, konuşulabilecek o kadar çok şey var çok ki. Çok yani. Şu an yani konuşabildiklerimiz gerçekten onda bir evet, falan. Evet onda bir ama yani bu bile bence çok anlamlı ve çok önemli oldu. Tespitleriniz, altını çizdiğiniz noktalar. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Sağ çok sağ olun. Teşekkürler. Evet. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir Paralaks programı hazırlamışızdır Canan Özcan'la birlikte. Türkiye Devrimci Hareketi'nin önemli isimlerinden biri. Yani hem pratik hem teorik yaklaşımıyla Doktor Hikmet Kıvılcımlı üzerine bir giriş programı yaptık diyelim. Bunun arkasını getireceğimizi düşünüyorum. Umarım fırsatımız olur. Yani ayrıca şunu da eklemek gerekiyor. Bu programı podcast yayını yapan tüm platformlardan da dinlemek imkanına artık sahipsiniz. Karşı Mahalle Emekçilerinin özverili çabaları sonucunda tekrar çok teşekkür ediyoruz size.